sevindiler abi, problem yok. Halkları sevinecekler. Bizimkiler şimdi hepsi içeri giriyor. Niye? Bizim Ali Koç sütün teki, korkan ya, teki ya abi. Sağda maç anladın, oynanmaz hale geliyor. Orada sevinemiyor. Hiçbir ya şey yaramıyor. Maç oynanmaz. Hiçbir ezdiriyorsun abi, takımını ezdiriyorsun. Abi ya sağda maç oynanmaz hale geliyor. Sıdıra toplamışsın bütün sütleri, bütün çekirdekçileri. Anladın mı? Her şeyi, bütün komple Fenerbahçe'yi bitiren kişi Ali Koç'tur kardeşim. Geçen sene bu adamı da dövdük oğlum biz. Ne diyorsunuz siz? Bayağı tek maçtan sonra yani. Mourinho'yu gördünüz mü siz? Maçın bitirdikleri gerçekten. Aynen, maçtan sonra tribünlere daldı ya Mourinho. Çok inanılmaz ya adam. Ya, sevinç olarak falan da adam büyük tribünlere maç daldı. Abi bu Kostic işte, Tadic ne öyle. İşkeye daldı. Ne o enistesine de fark dedi. Mourinho büyük ihtimalle yine şunu düşünüyordu. Ulan yine işte yaptık her şeyi. İki tane penaltı falan filan. Allah kahretsin 2-2. Hani bende ne suç var falan gibi böyle düşüncelere dalıyordu. O gol onu da kurtardı. Abi şey maçtan ben sevdim ya Mourinho'nun şu şey tarzını. Yani eski kudurtucu moduna girmiş yani. Abi bakmadı kim giriyor kim çıkıyor. Hiç alakası yok. Abi şey, ben de anlamadım biliyor musun Erkan abi? Bir baktım Maxim sağda yok, Tadic orada. Anlamadım ne zaman olduğunu. Ama iyi yapmış yani. Yani maçı döndürdü. Düşünmezdim ama abi, konuşamadık. Hoca çevirdi maçı. Bir kere onu unutmayalım. Yani biz maçın stresini konuşamadık da çok iyi yönetti maçı. Yani ikinci yarı yaptığı şeyler çok iyi. Yani mesela skorun gittiğini anladığı an hemen forveti ikiledi. Şimanski'yi çıkarttı. Maxim'ini alıp Tadic, İrfan'ı kanatları içeriye yerleştirdi bizi. Kostic çok doğru bir hamleydi ki zaten gol Kostic'in ortasından geldi. Yetenek gerekiyordu oraya. Ha orada Mert Müldür o sahi arasında neye göre tercih yaptı bilmiyorum. Bence uzun boyuna doğru abi. Bir haber çünkü bir şey de duran topta biz çok saçmaladık. Bugün yani Okay 4 tane duran topa vurdu ya. Yani biz orada duran topta sanırım Okay'la Şimanski eşleşti başta. O bizim başımıza problem açacak. Okay'la Mert Müldür abi. Hocaya sordular. Maçın adamı kim diye, Atilla Karaoğlan dedi. Getire getire gidiyor vallahi. Adamı demişler ki maçın adamı kim? Vallahi demiş ya. Atilla Karaoğlan diyor. Konuş rezil et hepsini ya. Vallahi 11 milyon euro alıyorsun kardeşim. Zaten bu yüzden. Bir de tansiyonu çok iyi yönetti hoca. Yani evet. Şimdi ben onu söyleyecektim. Benden çabuk gitmem hocam. Ya bugün ilk defa ben çevireyim mi? Eski Mourinho. Çevireyim mi? Sağ kenarında hareketleri falan çok iyi. Tabii ya. Mourinho şey oldu ya. Atilla Karaoğlan'ı istemiyorum. Bir daha hiçbir şekilde maçımıza istemiyoruz. Çünkü kötü kokular geliyor burnuma. Kötü kokuyor. Bana buraya gelmeden önce bile ne söylendiğini zaten biliyordum. İnanmadım. Bu kadar kötü olduğuna inanmadım. Ama bana anlatılandan bile daha kötü bir durum var bu ligde. Ama ben bu tarafta olmayı tercih ediyorum deyip Fenerbahçe armasına vurdu. Çok daha zor böyle yarışmak. İyi rakiplere karşı oynuyoruz. Galatasaray deme ya. Ha, Trabzonspor iyi bir rakip. Güçlü bir takım, iyi oyuncuları var. İyi de bir hocaları var. Ama biz sisteme karşı oynuyoruz ve bu sisteme karşı oynamak dünyadaki futboldaki en zor şey. Dur ben öyle okuma. Daha çarpıcı açıklamalar geliyor. Ya sen çok geriden geliyorsun. Kanka adamın direkt canlı yayında söylediklerini çeviriyor. Ama sen geriden niye biliyor musun? Şimdi demiş ki Atilla Karaoğlan bir daha maçlarımızda istemiyoruz demiş. Mesela o senden ne zaman? Bir daha söyledi zaten. Ha, söyledin mi onu? Bana söyledi şey. Ha devam et. Barcelona bitti zaten. İşte en son şey de biz iyi bir takıma karşı oynuyoruz. Bu ligde iyi takımlar var. Ama iyi takımlara karşı oynarken aynı zamanda bir sisteme karşı da oynuyoruz. Bu da işte beni bıktırdı. Siktir gidin, Allah belanızı versin falan dedi yani. Orta parmak yaptı gitti sonra. Bu arada şey abi demin Onur abi bir şey söyledi de ona bir şey söylemek istiyorum. Demin ben yönetimi çok ağır eleştirdim ama böyle bir şey de var. Galatasaray maçını Onur abi hatırlıyorsun, maçtan sonra hocaya anlatılmamış bir yüklüğünü, yani ciddiye almadı diye konuşmuştuk. Demek ki bu sefer yönetim Mourinho'ya maçın önemini anlatmış diyebiliriz. Yani bari onu iyi yapmışlar, onu da söyleyelim. Ya şimdi de hoşuma gitti. Ben açıkçası yani hocada da Lille maçından sonra bu kadar yüksek motivasyon görmemiştim. Yani Lille maçında da bu kadar motiveydi. Nereden anladık? Şuradan anladık. Lille maçında da skor tehlike girince anında forvetleri sahaya attı. Maçın içine müdahale etti. Cenkler hepsi birden içeri girdi. 3 forvete döndü. Bir hurra moduna geçti. Bugün de penaltı oldu. Daha penaltı gol olmadan baktı ki tamam şey skor gitti. Kibir olacak. Tabii. İrfan'ı hemen çağırdı.
İrfan'ı bütün forvetleri yanına aldı. Taktik şeyli planını hazırladı yani. Kafasında zaten belliydi bu maçı burada almadan gitmeyeceği. Yani şey o benim çok hoşuma gitti. Yani böyle maç olsun lan bir 70 olsun bakalım top çevirsinler. Öyle o işe hiç girmedi. Kenarda Lille maçında gördüğüm o ateş bu maçta da vardı maçı çevirmek anlamında. Oyuncular da karakter koyunca yani ikisi birbirini bağladı. Yani biz uzun zamandır hatta yani İsmail Kartal döneminden beri oyuncu ve hoca arasındaki bu şey bağını göremiyorduk saha içinde. Yani oyuncular da şimdi karakter koydu. Yani Amrabat sanki Jan Bartu gibi top oynuyor. Ben anlamadım. 35 senelik Fenerli gibi her yere kafaya tekme koyuyor falan. Bu benim çok hoşuma. En nesri bak. Bu Kuzey Afrikalılar gamsız olur. Oynamaz mı oynamaz dedik. Muhtemelen daha bakmadım. Sofa skorda mı? Beka girdi. O gene onlara nazaran daha iyiydi. Ama yani... Ama kendine göre kötüydü abi. Evet kendi standartta bekleri beğenmedim. Yani bizim arka dörtlü bugün fecaattı. Bütün tercihler, kararlar yanlış. Tamam penaltılar öyledir değildir falan ama sen Fenerbahçe stoperisin abi. Bazı konularda da biraz elin ayağın düzgün olacak. Kararları falan doğru vereceksin. Çağlar mı kanka kaçırdım? Ben sadece Çağlar değil. Ciku ile bugün beğenmedim. Yok yani Ciku da. Bravo takım bravo diye şey atmışlar. Tweet atmışlar. Ya ikinci pozisyon benim nezdimde penaltıydı zaten maç sırasında. Bir de bilmem fark ettiniz mi? Duran topların hepsine vurdular. Bir tanesine karşıladık. Bir de duran topları karşılayan tek isim En Nesri'ydi. Evet. Onun dışında bütün stoperlerimizin üstünden o kayda vurdu. Ve sene başından beri var. Bir evet. Bu maçı özelliği. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Biz duran toptan atmayalım. Abi duran toptan gitmeyin. Yani bu duran top işi çok sıkıntı. Bugün futbol. Yani abi size bir şey soracağım Hasan. Şimdi sence sor ben söze bir gireyim. Sor sen. Şeyi diyecektim. Bugün futbol kaç dakika kalmış biliyor musun sahada top? 45 dakika mı? 40 dakika kalmış. 108 dakika oynanan maç 40 dakika topluk halinde kalmış. Şimdi söyleyeyim abi. Şimdi ben şunu söyleyeceğim abi. Öncelikle gerçekten olağanüstü bir galibiyet. Allah yukarıda maç 2-2 de bitse burada Mourinho'yu tebrik edecektim. Takımı tebrik edecektim. Yani sergiledikleri mücadeleden ötürü. 2-2 bitse bile ama 3-2 bitse. Yani kazanacağımıza inanıyordum. Zaten bununla alakalı tweet de attım. Öncelikle her şeyden önce yani şu piçlikleri, yavşaklıkları konuşmadan önce takımı ve hocayı tebrik ediyorum. Çıktılar. Aslan gibi mücadele ettiler. Oyunun belli başlı bölümlerinde kötüydük. Bazı oyuncu tercihleri kötüydü. Kötü performans veren birkaç tane oyuncu vardı. Özellikle savunmada bu oyuncular. Özellikle Çağlar. Onun haricinde takım olağanüstü bir mücadele sergiledi. Yani şu uyduruk penaltılar olmasa maç 3'e 4'e 5'e gidecek yani öyle bir farkla kazanacağız maçı. En nitekim 3-2 burada hakemi de Trabzon'u da üst üste koyarak Trabzon deplasmanından 3 puanla dönüyoruz ki onlar için çok kritik bir maçtı. Kötü bir performansları vardı. Kötü giden bir Trabzon. Zaten senede 2 maç oynuyor bu adamlar. Fenerbahçe deplasmanı ve içeride Fenerbahçe maçı. Bir tek statları bu maçta doluyor. Fenerbahçe maçında doluyor. Şehrin mesela Şeker Bayramı vardır ya. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı. Bu Trabzonların bayramı da Fenerbahçe'nin olduğu maçının olduğu gün. Başka bir şeyleri yok yani bunların. Bu bayram günlerinde onları bu şekilde hüzne boğduğumuz için de çok mutluyum. Şimdi gelelim bu Atilla Karagötoğlan'ına. Ya bu Karaoğlan değil bu Karagötoğlan'ı. Ya sen nasıl bir adamsın? Adam diyorum ama tam bir orospu çocuğu, tam bir tetikçi. Bak penaltıların ikisi, bir tanesi beyaz, hani böyle gri pozisyon tamam mı? Verebilir, bir şey demiyorum. Ben olsam vermem, ikisine de vermem bu arada. Premier Lig'de böyle penaltı göremezsin. 5 büyüklükte böyle penaltı göremezsin. Bak 5 büyüklükte bu tarz penaltılar çalan hakemler hakemlik yapamaz. Her şeyi geçtim bak penaltıyı falanını planını geçtim. 2 tane penaltı çünkü devre arası sana talimat gitmiş belli. Orospu çocuğu rakibi boğuyoruz. Bak rakibi boğuyoruz. Amrabat direkt topu var ya kılçıksız aldı rakibin elinden. O topu sonrasında hakem faul verdi diye havaya dikip sarı kart gördüğü pozisyondan bahsediyorum. Kılçıksız tertemiz bir müdahale ve ataktayız. Yani topla çıkan rakibi, topla çıkmaya çalışan rakipten top kapıyorsun. En tehlikeli atak türünden biri. Ataktayız 3. bölgede ve oyunu kesiyor ve gözünün önünde ve bilerek yapıyor. Sırf o atak devam etmesin diye. Bugün maç Fenerbahçe kazanmasın diye Allah'a dua ettiler ya. Fenerbahçe ona rağmen yendi bunları. Fırsat vermedi. Fenerbahçe'nin ilk 10-15 dakikada 2 tane pozisyonları var Trabzon'un.
Onun haricinde Trabzon kaleye gelemedi ya. Top oynatmadı. Ama hakem sağ olsun, bu hakem kalitesiyle bu ligden bir sikim olmaz. Mourinho da gerçekten çok iyi yönetti. Hem sağ içini hem kenarda. Olağanüstü iyiydi. Çıkarken de bir güzel sevinme yapmış. Helal olsun. Basın toplantısında söyledikleri de çok hoşuma gitti. Helal olsun. Bak böyle olduktan sonra bizden her zaman kredisi var kardeşim. Biz her zaman hakkı savunan adamız zaten. Ya yani biz kendi kişisel ben olmaz dedim, başaramaz dedim falan. Biz bunun peşinde değiliz ki. Biz her zaman hakkı savunan adamız. Helal olsun. Sen böyle oyna. Bu şekilde bu takım sağda olsun. Biz senden başka hiçbir şey istemiyoruz. Bir son cümlem Amrabat. Kardeşim helal olsun ya. Sana hayır, verilen her kuruş var ya. Yemin ediyorum ananın hak ak sütü gibi helal olsun. O hırsı, o mücadelesi, o itirazı. Yani 90 dakika bitmeyen enerjisi. Gitti golünü de attı en sonunda. Helal olsun. Yemin ediyorum öz kardeşimsin bundan sonra. Hoca'da bir şey var. Bak değişiklikler bugün takıma olumlu yansıdı. Golleri bulduk, kazandık maçı da. Babacım yani bazı oyuncular diyorsun ki bunu nasıl çıkartabilirsin diyorsun. Onu çıkartıyor adam. Ben anlamıyorum yani. Bazı sen Maxim'in çıkmaz abi böyle bir maçta sen Maxim'in oyundan. Ama çıktı yani, bak ama maç geldi. Doğruydu. Çıktı ama işe yaradı Hasan Tadiç'i çok aldı. Tadiç asistli getirdi daha yani. Hayır, Ceko'yu işe yarayınca da eleştirilmez ki. İki ucumcu soktu içeriye. Sen Maxim'in yerine İrfan Ceko aldı. Şimanski de. Abi mesela orada mesela İrfan'la sen Maxim'in olmaz mı mesela? Neden sen Maxim'in çıkıyor Tadiç kalıyor? Abi maçı Tadiç. Abi Tadiç kaldı asist yaptı işte son saniyede. Oğlum adamı çıkartmadan önce sen Maxim'in bir tane 40 metre topu sürdü. Artık enerjisi bitmişti. Vurdu atamadı da. Ondan bir pozisyon önce Şimanski'ye attığı pası düşünüyorum. Hasan şu an var. Hasan atıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bak kavga etmek için şey demiyorum da. Eleştirmek olmak için eleştiriyorsun şu an. Çünkü adam Tadiç'i sağda sürdü. 112'de Tadiç asist yaptı. Daha hayır, Tadiç'i zaten, neden çıkarmadı? Zaten, zaten abi maçı alacaksan. Yani, abi şimdi böyle gergin maçı alacaksın abi. Zaten Tadiç'e Ceko'yla alabilirsin. Abi bu arada Ceko'ya da helal olsun. İyi hatırlattın, onu da övmeden edemeyeceğim. Vallahi çok büyük girdi oyuna. Müthiş oynadı. Orada bildiğim bir 10 numara gibi oyunu yönlendirdi. Top dağıttı sağa sola. Ya demek ki Ceko minimal düzeyde kullanıldığı zaman yaşına rağmen verim verebiliyormuş. Yani golünü de attı kaptanım. Bütün pasları mı doğru olur bir adamın ya? Vallahi aynen. Beni çok şaşırttı Ceko yani, çok iyi. Maxim Prim Prime zamanında bile zaten 65 dakikalık topçu. Yani kendi de açıklama röportajı var bunu geliyorum. Adele yapımından dolayı ben çok uzun süreli oynayamıyorum. Yani sağlık durumumu, sakatlık durumumu dikkat etmeliyim diye. Kat yapısından dolayı. Çünkü kalın kütleli bir oyuncu bu kadar hareketli olduğu için. Oh. Yani onun şeyini dikkat etmesi. Bak Mourinho yönetime şey demiş. Vallahi öyle bir dur. Bırak orayı. Adam yönetime girmiş biraz. Dur şunu okuyalım ne demiş. Abi Mourinho'nun konuşmasını kesmiş bu arada. Evet. Yayın şey, teknik hata ya, demişler. Gitsin ya. Arap sermayesi. Arap koyayım ya. Yine başladılar. Fenerbahçe yönetimine sistemim var. Bana gerçeklerin yarısını anlatmışlar. Gördüğüm gerçekler çok daha kötü. Eğer tamamını anlatsalardı ben gelmezdim demiş. Oyuncularımla beraber hem rakiplerimizi hem de sisteme karşı savaş veriyoruz demiş. Bu arada abi tam onu dedikten sonra yayın dondu. Teknik. Tabii. Ligin markasının içine sıçtılar ya zaten. Sen problem orada Mourinho söyledikleri. Yönetim bana yalan söyledi diyor. Hani ben de az anlatmıştı işte. Bir dakika lan dedim. Bu ne diyor lan bu dedim. Yönetim bana yalan söyledi tekrarlıyor. Sonra diyor ki işte bana bunun yarısını anlattılar diyor. Bu onlara evet. Anlattığın iki katı daha kötüymüş. Abi yalnız son dakika golünü izliyorum bile gösteriyorlar şimdi tekrarlarda. Ya, yalnız ya kader mi inanmıyorum ama yani Trabzonlu oyuncu kaymış. Amrabat vurmamış direkt. Trabzonlu oyuncu kayıyor. Ayağından sekiyor. Amrabat'ın diz ve ayağının altındaki bacak değil. Şey işte ya. Ya bacak yani. Bacağına çarpıyor. Yani şey böyle hani. Acayip sekiyor top ya zaten. Direğe çarpıyor zaten bir de. Evet. Amrabat'ın şeye çarpıyor işte. Neyse. Bu sinirden Baldır. Ha baldırına çarpıyor. Baldırından uçuyor top. Direğe çarpıp oradan giriyor. Yani hani biraz daha sola gitse direkten dışarı gidecek top. Yani böyle bir olay. Yani Amrabat vurup adamdan sekmiyor. Trabzon'dan sekiyor. Amrabat'a çarpıyor. Direğe çarpıyor. Oradan giriyor. Yani İnanılır gibi değil ya. Ya böyle hani bizim 25-30 milyon Fenerbahçeli'nin o böyle siniri falan o topu kaleye soktu yani. Hani
Öyle bir durum. İnanılır yani bu ya. Golün hani orada gelmesine çok sevinirim ama Kadıköy'de gelse şu gol var ya, yemin ederim sana stat yıkılırdı ileride ya. Burada gelmesini tercih ediyorum. Ben de burada gelmesini tercih ediyorum. Aynen ya. İnanılmaz bir şey ya. İki senedir burada bir onu beceriyoruz ya. O da muazzam bir şey. Vallahi ya bir bas. Yönetimin bu işleri çözmesi lazım. Abi bak, yönetiminin artık de... dilinin hiç yani inanılmaz bu abi. Acını beyaz TV'ye falan çıkarmakla, tweet atmakla falan bu işler olmuyor. 7 sene bak mikrofonlarla evet, gittin havaalanlarında. Çok radikal bir şey yapman lazım. Ya radikal abi, bir şey yapmamız lazım abi ya. Ya 2-2 bitse. Ya abi penaltını vermedi adam senin ya. Vermedi penaltını abi adam. Ya senin penaltını vermedi abi ya. Onlara gelince şakır şakır vardan çağırıyor. Ne? Anlamadım. Beyin Sports'a kalmadı dersin sadece. Evet. Kupa maçından sonra. Bir kupa maçından sonra. Beşe maçından yani, sonra. Yani bir aksiyon gerekiyorsa işte Erdem abi dedi. Böyle bir şey yapacaksın. Ha, bir şey yapacaksın yani. Bu böyle. Ya bir de bak maç öyle bir fiyasko hale büründü ki. Dikkatlerden kaçtı çünkü herkes ciddi şeyleri konuşuyor. Ciddi şey derken neyi kastediyorum? Penaltı, kırmızı kart vesaire. Ben maç başından beri sayıyorum. Bak 8 tane sarı kart görmeleri gerektiği yerde 3 tane gördüler sadece. 8 tane çıkması gerekiyordu. Maç sonunda 7 tane görmüşler. 13 sarı kart falan çıkmış. Bak göreceksiniz Trio, Fırat Aydınus, Bünyamin Gezer hepsi aldı. Bak 13-14 tane sarı kart çıkması gerekiyor Trabzon'a. Bunun yarısı çıktı abi. Bir tanesi Maksimen hemen. Onur bu arada bir şey diyeceğim. Aynen. O şey kablonun kesmesi sebep olan Beşiktaş maçında Ali Koç'un açıklaması hatırlıyor musun? O zaman yöneticiydi. Hiç hatırlamıyorum abi yani. Şey diye bağırmış seyirciye çıkıp 30 Nisan'da bak tarihde hatırlıyorum. Şerefsizler hakkımızı çaldılar diye bağırmıştı. Hatta şey demişti. Ben şu an Fenerbahçe başkanı olsaydım olmazdım. Yani ben yapamam böyle bir yerde. Bağırmıştı böyle. Şerefsizler hakkımızı çaldılar diye. Ondan sonra biz kablonu kesmiştik Deniz maçında. Yani o zaman da Ali Koç öyleydi. O zaman öyle diyordu Ali Koç. Geldiğinde de şey diyorduk ya baştan. Yani sinirinden elini kırmıştı. Benfica maçıydı. Yani karakter gitti. Yani o karakter biz dedik ki lan tam kavgacı karakter şey olacak. O karakter gitti. Biri de abi bu ateşin suyundan huyundan oldu. Ateşin suyundan içen böyle oluyor yani. Bir elegant tavırlar oluyor yani. Ben anlamıyorum ya. Yani bu yapıcı ele şeyler yok ya. İlk işim benim var ya. Yani kulüpler bir başını saçmışlar diyor. İlk saçmalık orada başlıyor. Bütün herkesle böyle bir iyi geçinme çalışmaları. Bir de şöyle bir muhabbet var. Gazımız geçsin öyle tweet atacağız, açıklama yapacağız. Maçın siniriyle konuşmak istemiyoruz. Ulan çık oraya ağzından tükürtleri saça saça bas bir sinirini işte ya. Ya bugün konuşmayacaksın, ne zaman konuşacaksın? Ya bugün ama senin abi bir yandan da kulüpler bence bugün konuşurlar. Bence de konuşma ama. Amrabat açıklama yapıyor. Aynı şeyleri söyledi abi. Biz Fenerbahçe olarak 11-11 oynamıyoruz. Hani direkt olarak hakeme bir şey söylemek istemiyorum çünkü hakemler de hata yapabilir ama bunların hata olduğunu zannetmiyorum. O yüzden ben çok sinirlendim. O yüzden o reaksiyonu gösterdim. Topu bir şey diyeyim mi? Bak, çünkü hakemlerin böyle bize böyle yapıldığına inanamıyorum diyor Amrabat. İnan bana penaltıyı falan takmaz Amrabat tip oyuncular. Orada penaltıdır değildir der. Ama Amrabat'ın o temiz faulündeki durdurması ki kendini onun yerine koy. Maçın 100. dakikasına gelmiş. Akın sürekliliğini sağlamak için kendini parçalıyorsun. Dönen topa aynen, tertemiz müdahale etmişsin. Topu almışsın. Aynen. Yani hata tazeleyeceksin. Zart bir hakem oyunu durduruyor. Bak inan bana penaltıdan daha çok koyar o Amrabat'a. Tabii. Doğru. Ya bir de yakın bir müdahale değil ya. Ayaklar yakın değil. Adamın bacakları birbirinden 1 metre açık, ikisinin arasından topa dokunuyor. Yani bir de en kötü şey hani zaten orada faul yapmamak için çaba gösteriyorsun ya. Bir de Allah'ın adaleti işte o pozisyonda Amrabat sarıyı görmese bu kadar hırslanmaz. O son dakika gidip orada pozisyon için olmazdı. Aynen. Yani işte her şey birbirine bağlı. Sen adamı orada kudurttun. İyice maçın şeyine soktun adamı. Adam son dakika 6 pasa kadar gitti bastı. O topun oraya gitti ve gol öyle oldu o işte abi. O da Allah'ın adaleti diyecek bir şey yok. Allah'ın yani adaleti de biz her böyle bak geçen sene normalde hani o Galatasaray'ın yendiğimiz maçtan sonra normal doğru reaksiyon almamız lazımdı. Galibiyete sevinecektik ama hani o günden önce ondan bir ne zaman biz kupa finalinden ayrılma çekilmeyi zikretmiştik. O gün dedin ki sen. 2 Nisan. Evet, o gün dedin ki ben savaş açacağım bunları. Aslında savaşın en önemli hamlesi o gündü zaten. Bak bu geçen haftaki olaylar olmayacak sen kelle alabilseydin. Ya da o zaman doğru şey. Bugün bence de biraz beklenip ondan sonra konuşsa. Biraz beklenmeden kastım ne biliyorum. Bir saat bekle ondan sonra konuş. Ama konuşman gerçekten abi, hedefine gitmeli yani. Karşılık. Ya bir kere yani rest çekmen lazım. Şu an sonuç alamıyor hani koç yönetimi. Artık yani Acun'un
Acun bir de öyle bir karakter ki tamam beyaza çık, oraya çık, buraya çık. Konuş ama Acun konuştuğunda böyle reaksiyon alan, sonuç alabilen bir değil adam. Değil abicim, bir lafı denk gelmiyor sonuç, ya zaten. Bir sonuç alman lazım. Yani bir res çekmen lazım. Artık sponsorlukla mı res çekeceksin? Yayıncıya mı res çekeceksin? Yani bir şekilde bir yerden res çekip bir kelle almak zorundasın. Her seferinde Fenerbahçe maçından sonra bu aynı adamların pişkinlikte devam etmesi, bir sonraki hafta maç alması. Ya inan bak şimdi hafta sonu gözlemciler puanları verecek. Bu adam ortalamanın üzerinde puan alacak. Hafta sonu gene maçı yönetecek bir yerde. Yani sen bunu bir şekilde engellemek lazım. Yani bir ceza mı aldıracaksın? Kıza mı çektireceksin? Bir daha bir şimdi 2-3 senedir şu şey algısı oldu artık. Hiç değişmiyor bu. Fener maçında yüksek puan alanırken bir sonraki maç mesela Fenerbahçe lehine hata yapınca dinlendiriliyor. Hatırlıyorsun. Aleyhine hata yapınca hemen gidiyor dinlendiriliyor falan. Böyle bir algı da var 2 senedir, 3 senedir. Ya artık hakemlerin dünyasında biraz ne derler? Süt oğlanı gibi bir duruma düştün. Hiçbir karşılığın kalmadı senin. Buna da bir çözüm, artık yönetim olarak buna da bir çözmen gerekiyor. Yani federasyonu kavga mı edeceksin? Ne yapacaksın? Bağıracaksın mı? Çağıracaksın mı? Cam çerçeveye mi indireceksin lan? Bir çözüm bulmak zorundasın bunu. Her sene, her sene, her hafta. Abi yok ama her şeyde çıkıp yok ya ben iyi bir sunum dinledim. İyi niyet görüyorum. Bunları söylediğin zaman o hakem camiası kuduruyordur ya. Ne güzel diyordur ya. Ben bunu çatır çutur yerim ya. Hiç problem yok. Tabii abi bak şimdi şöyle şimdi kulüpler birliği başkanısın gidiyorsun. Kendin açıklama yapıyorsun. Bundan sonra işte kulüpler açıklama yapmayacak. Şunu yapıyor. Şimdi sen bu maçtan sonra kendi kendini bağlıyorsun ya. Kendi kendini ayağına sıkıyorsun ya. Sana ne abi kulüpler birliğinin başkanından? Kulüpler birliği başkanlığını bırakacağım dediğinde ilk karşı çıkan Samsun Spor Başkanı oldu. Bak Samsun Spor Başkanı Galatasaray maçı hakkında konuşuyor. Bir tane kelimesi yok ki herifin. Ya bu adamlar işte. Abi bir de herkesin iş yapıyor ya. O da çok kötü. Herkesin iş yapıyor. Hangi başkan çıksa konuşsa Anadolu takımı bir şey oluyor. Ali Koç'u biz kişisel olarak seviyoruz. Zaten şahsıyla işim var. Ya o kiracısı oluyor ya bir şey yapıyor. Hep herkesle bir iş ticari bağı var anladın mı? Koç Holding'i ister istemez. Bu da bir nevi artık şey olmuş yani. Bugün federasyona gitsin. Yarısıyla iş yapıyordur bak. Kesin ya, ama burada bir tezat var Onur. Yani sen böyle bir gücün varsa hani ben bizim lehimize kullan demiyorum. Bari adaleti sağla abi. Yani hem yüzüne aman başkanım, canım başkanım sen gitme kulüpler birliği başkanı kal. Arkamı döndüğüm zaman her maç beni doğra. Nasıl olacak abi bu iş? Olan da o abi kulüpler birliği başkanlığı falan bu işleri bırakması lazım. Abi. Ya bırak tabii değil abicim bir de böyle bunun bir hayatta bir fizyolojik şeyi var galiba. Diyor ki her insan kazanılabilir mi? O mentaliteyle mi yaklaşıyor vallahi insanlara tam ya? Valla tam kültür. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Futbol Federasyonu başkanı olacak adama. Bırak o güzelleştirsin, gelir arttırsın, işte bilmem ne yapsın. İşte futbol aynen, şimdi, yapsın. Koy federasyon başkanlığına yemin ediyorum 10 numara federasyon başkanlığı yapar. Gelirleri arttırır, Türkiye'nin reklamını yapar, şu olur, bu olur, bok olur. Ama abi yok yani kendi kulübüne yapamıyorsun abi bunları yani yok yok abi. Yani artık bu Yavuz yüzü müdür ne yüzüdür artık onu bilmiyorum da yani çıkıp abi ben ya. İnanılmaz keyifliyim ya. Biz de keyifliyiz şey de Hasan ama biliyor musun buradan. Çok büyük bir keyif var bende ya. Abi bende de çok büyük böyle inançta biraz zedelenme var yani bu kadar erken. Benim ama keyfimin sebebi ne biliyor musun? Benim keyfimin sebebi şu vallahi havaya girdim ben tekrardan ya. Ciddi söylüyorum havaya girdim biz abi ayağa kalkıp abi oğlum. Bak. Vallahi ben öyle oldu abi havayı değiştirdi ya. Yani şu anda mesela AZ maçı için kendimi yiyorum yani. Ya AZ maçı ayrı kanka Avrupa ben de hani hevesle izlerim de yani bu ligde benim hiçbir ümidim yok. Yani bu maçı yapan öbür maç yine sikersin. Harbiden bir yerde sana yine tekme atacak burası. Aynen yine tekme atacak. Ben sadece dedim ki yani bunlar aynı Batu Şuay'ın son dakika attığı gol gibi o maçı da hak etmeyerek bize puan kaybettiriyorlardı. 2-0 iken maçın ya iptal olması gerekiyor. Maç bitmesi durması lazım abi. Sen Halil Umut Meler bir tane UEFA şey var değil mi? Yani FIFA kokartın var. Aynen. Götün yiyorsa bak Halil Umut Meler milleti şeye veriyorsunuz ya. İşte Arda kardeşler falan küfür kafirdi. Ya bak sana söylüyorum. Götün yiyorsa bir tane UEFA kupası maçında Liechtenstein San Marino maçını saha o haldeyken yönet oynat bakalım ben sana diyeceğim ki ya sen ne taşaklı adammışsın ya sen ne büyük adammışsın. Zaten kötü niyetli olduklarını buradan anlıyorsun. Avrupa'da Cüneyt Çakır da mesela müthiş maç yönetirdi. Ben ağzım açık izlerdim. Türkiye'ye gelirdi. Eyyam üstüne eyyam. Bunlar bak Trabzon başkanı bak. Utanma yok adamda. Utanma yok ya. Utanmaz mısın? Arlanmaz mısın? Nesilsen kardeşim. Bak adam ne demiş? Takımı ve oyuncuları tebrik ederim. Gereken mücadeleyi gösterdiler ve sahada kaldılar. Sağ dışında şerefsizlere mağlup olduk yine. Ya bu
Ama koyayım, biz hangi maç izledik? Ben çok merak ediyorum ya. Ya böyle böyle konuşmak zorunda, yoksa koltuğunu koruyamaz. Taraftar ağzına sıçmak için sıraya girmiş. Orada şov yapıyor. Taraftarı şirin görünmeye çalışıyor. Yani yoksa kendisi inanmıyor ki. Küme düşme, düşme potası. Tabii ya. Küme düşme potası. Oralara baksın. Ya şey Erkan ya, çok ciddiye alma ya. Onlar ciddiye almıyorlar. Onlar koltuk ışınmaları. Onlar koltuk. Ya bu adamın açıklamasını. Sorun ne biliyorum? Bu adamın açıklamasının TFF'de karşılığı var. Anlatabiliyor muyum? Ses getiriyor orada. Senin başkanın var ya, isyan etsin, karşılığı yok abi adamlar. Çeyre sallamıyorlar ya. Umursamıyorlar. Ya yani. Şöyle düşün. Onun için de açıklama falan değil Erkan. Reaksiyon olman lazım. Tweet evet. Değil. Bak tweet değil. Ya Acun, Ali Koç şimdi maçtan sonra Ali Koç çıksa desek işte Allah belalarını versin desin. Ne fark edecek? Hiçbir şey olmayacak ya. Hiçbir Altay hak mahrumiyeti cezası ver. Kitleye gönderirler. Bir şey yapman lazım. Bunun fırsatları dönem dönem hiçbir kulübe olmayacak. Bizim otobüsümüze kurşun sıkıldı. Yani çok büyük bir fırsat vardı. O gün başkan Aziz Yıldırım'dır. Ben Aziz Yıldırım'ı çok severim. Kongrede de onay verdim. Hayatım boyunca en büyük affetmeyeceğim hatalarından biridir. Biz ertesi bir hafta koyun gibi maça çıkardılar ya. Yani ne oluyor denmedi ya. Ya Türkiye Suriye'de operasyon yapıyor. Gidiyor teröristi evinin böyle bahçesinde gidip vuruyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir kendi. Fenerbahçe'ye kurşun sıkan abi faili meçhul kaldı ya. Böyle bir şey olur mu abi ya? Sen gerekli reaksiyonları almazsan kurşun da sıkar. Ne bileyim işte geçen seneki Trabzon maçında olduğu gibi oynanmayacak maçı da oynatır. Şampiyonluğunu da çalar. Provoke de eder. Sen de işte tweet atarsan olmaz. Olmuyor yani. Hani adam sana kazma kürekle vuruyor. Sen de ona işte ne bileyim cimcik atıyorsun. Böyle şey olur mu abi ya? Reaksiyon. Başka türlü bu işler düzelmez. Yani reaksiyon da hani o reaksiyon da olmuyor. Biraz ülkenin düzelmesi gerekiyor. Ben söylüyorum. Bundan ya bu hakemlerden, bu futbol iklimden herkesin rahatsız olması lazım abi. Yani Fenerbahçe başkanı falan yani olacak iş değil. Bence ülkenin düzelmesi abi yani gerekiyor. Sorunun çözümü bundan çok... Bundan herkes rahatsız olmalı abi, şu hakemden falan ya, şu ortamdan. Herkes rahatsız olmalı abi. Tadalan var mı abi? Yani Galatasaraylılara sorun 5 puan. Klavye kimin ya? Keyif alıyoruz mu? Çok mu keyif alıyorsunuz yani? Çok mu mutlusunuz yani? Ben zannetmiyorum o kadar mutlu oldukları, keyif aldıklarını. Beşiktaş'ta falan mutlu ama o yüzden ülkenin düzelmesi gerekiyor bence bunların düzelmesi. Yani TFF başkanının bir açıklaması var. Ya, biz 500 senelik... Yani o var hakemi, yabancı var hakemi devam etmesi etmesi gerekiyor. Lazım ya. Yani 500 senelik ne bileyim çıktı. Osmanlı'nın torunlarıyız. Torunlarısın da. Bir tane hakem yetiştiremiyorsun koca ülkede. Onu nasıl anlatacaksın? Abi bu Okan Buruk'un bir daha burada maç yönetemezsin dediği hakem bu muydu? Yok ya, o değildi, o başkasıydı galiba ya. Ya bu dördüncü hakemdi, rapora yazmayan, hani onu duyup da rapora yazdı. Yani dördüncü hakemdi yanlış hatırlamıyorsam o maçta. Bu maçın orta hakemi o maçın dördüncü hakemiydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada o hakem maçı aldım bilmem ama vereceğiz dedi o maçı. Bir daha vereceğiz ona falan, böyle bir şey açıklamaları da vardı. Evet öyle demişti İbrahim Hacı Osmanoğlu, şey demişti. Bundan sonra hakemi istemiyorum diyenin maçına ertesi hafta o hakemi vereceğim demişti. O zaman bize Atilla Karaoğlan'ı versinler yani. Yani yok, şunu diyorum abi, bak hani yabancı var hakemi. İşte o göt var mı bilmiyoruz. Doğradılar işte bu Sivas'ta filan de. Doğradılar filan de bizi. Yani bu yabancı var hakemi devam etse bu kadar karışmaz ortalık. Adam çıktı dedik, altı üzerinde dünyayı yönettik dedi. Maç yönetemeyeceğiz dedi. Al işte seni yönettiğin maçı. Yok yani abi çözüm aslında kolay yani. Kısa dönemdeki çözüm basit ya. Yabancı hakem getireceksin. Bunları biraz bekleteceksin. Üzüm üzüme baka baka kararır ya. Zamandan görecekler iyinin kötünün olduğunu. Bu adamların iyiyle kötü arasındaki ilişkiyi bilmiyorlar ya. Arjun söyledi ya, bu Yunanistan'da bir iki sene önce hakemin evini mi bastılar, vurdular mı, bir şeyler ya, sahaya olmuş. Sahaya başkan silahıyla indi ya. Yunanistan'da öyle. Yabancı hakemler yönetiyor diyor şimdi, kendisi söyledi. Orada bir takım var, o ilgileniyor, bakıyor. Yabancı hakemler yönetiyor, öyle çok da büyük patırtı kütürtü çıkmıyor diyor yani. Abi bırak yönetemiyorsa. Bir kadar Yunanistan'da şey var abi zaten. FIFA el koydu oraya. O yüzden orada patırtı kütürtü. Orada FIFA FIFA'dan böyle destek istiyor. Orada onların da başında şey var galiba. Ivan Bebek var onların başında da, öyle bir şey var. Al işte. Kolpanın en büyüğü. Yunanistan şey hakim MHK'sin başında Ivan Bebek var. Baş ama abi o da Portekiz'de dayak yemişti barda, hatırlıyor musun? Evet. Şey maçtan sonra. Çünkü Portekiz'de skandal bir maç yapmıştı işte, bizim o Benfica maçından beter bir maç. Orada işte barda dayak yemişti ona. Abi bu lige yabancı hakem şart ya. İstemeyen de ben kötü niyet ararım ya yabancı hakeme. Yabancı hakem lazım ya. Yani en azından iklimin şey olması için, gerginliğinin azalması için. Ya 2 sene, en kötü 2 sene yap yani, problem değil.
Yoksa Ulaş'ın ya, dediği gibi yabancı Hamaset de olmuyormuş. Biz orayı yönettik, burayı yönettik. Tabii canım. Sen 4 bin tane villa yapacağım. Can o zaman onu da Türklere sat. Yabancılara satmıyorum de abi. Bu Bodrum'da yok, yok ya. Yok ya. Yok ya. O, boş boş Hamaset ama, yani. Hamaset mi? Kusura bakmasınlar ya. Bu milliyetçilerin yapmak. Yoksa yoksa Sivas'ta bir şey yaptılar bize. Yoksa Sivas'ta bildiğiniz üzere yani Ulaş'ın dediği gibi. Zaten bizi doğradılar yani Sivas'ta. Orada hakem penaltı verdi. Yabancı hakem de onu veren. Ama hani kimse mesela bir şey demedi o hakeme. O vardı o penaltı veren yabancı hakemdi abi. O yüzden en azından gerginlik olmasın diye şey olması lazım bence bunların. Yabancı hakemin şey lazım. Ya ben, sırf gerginlik olmasın diye bu. Ben TFF'nin de yapacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ya. Onlar da problemi kendilerinde görmüyorlar. Hakemlerde görüyorlar. Kimse sorumluluk almıyor yani. Hakemler de zaten abi, bara bırakmış. Ama bunu hep konuşuyoruz. 20 senedir hakemler değişiyor. MHK değişiyor. Pardon, federasyon değişiyor ama değil. Sistem hiç küçük hakemler yani. Yani Atilla Karaman seneye maç yönettikten sonra federasyon başkanı Ali Koç da olsa, Aziz Yıldırım da olsa, sen ben de olsam bir şey değişmez. Yani senin önce bu hakemi değiştirmen lazım. Yani bütün hakemleri aktif Süper Lig'de yöneten bu ne kadar mümin hakem varsa hepsini emekli edeceksin. Sepetleyeceksin. Ya alttan yabancı mı getirirsin, gençleri mi getirirsin, başka bir yerden mi getirirsin bilmiyorum ama bunlardan bir kere kurtulman lazım. Yani Atilla Karaman, işte ne bileyim diğerleri, maç yönettiğim bir tek şey değişmeyecek yani. Arda abi bak ben sana bir şey söyleyeyim Onur. Esas sıkıntı ne biliyor musun? Abi bunlar buraya bu kadar ne çabuk geliyor ya. Bak şimdi Arda Kardeşler diyorsun geçen hafta Beşiktaş maçı yönetti falan. İşte bir programda adam dedi ki ya ben tanıyorum Bursalı, Asla Galatasaraylı bilmem ne. Efendime söyleyeyim dönüyorsun geliyorsun şimdi bu hakem içinde Sakarya Akyazılı diyor. Orada çok Trabzonlu vardır abi diyorlar. Bana birkaç tane özelden mesaj geldi. Abi böyle bu hani Ali şey biliyorsunuz işte şans alan. Ya bu Arda Kardeşler'in babasının arkadaşı geldi yazın benim bu space'e. Kim vardı? Onur burada. Onur mu vardı bilmiyorum hatırlayan vardır. Dedi ben bunun dedi babasıyla aynı takımda oynadım dedi. Bu dedi fanatik Galatasaray dedi. Bunun hakemlik yapmaması lazım dedi. Arda Kardeşler'in babasıyla aynı takımda oynadım. Şeyi biliyorsun ulan işte dansçı neydi bizim dansçı? Zumbacı Erkan. Zumbacı yani biliyorsun. Abi çok affedersiniz araya giriyorum. Ceko konuşuyor. Birebir aynı şeyi diyor. Hani we manage diyor. İdare ettik ama idare etmek zorunda olmamalıyız. Her zaman idare de edemeyiz. Çünkü kendimizin olduğu kadardan fazlasına karşı oynamak çok zorluyor bizi. Giydiriyor şimdi bu da. Hakeme giydiriyor. Sofyan Amrabat bile giydirdi. Adam daha gireli ne oldu ki? 2 ay oldu. Amrabat yani MLK gibi adam yani. Amrabat kırmızı görmüşlüğü var ama Amrabat öyle çirkef bir adam ya. Onu delirttiler. Yani. Allah'a inanırım diyor. Allah'ın adaleti gösterdi diyor kendini. Yani ama her maçta da böyle olmaz. Doğrudur. Bu arada yani demin onu söylüyorum. Ez cümle yani bu adamlar buraya nasıl bu kadar çabuk gelebiliyor? Nasıl yani böyle bir tanımlanacak mesela Fenerbahçeliliği yani bilinen, duyulan, görülen bir hakem yok piyasada. Ne kadar piyasada hakem varsa, maç yönetiyorsa Arda Kardeşler'e de şuydu, buydu abi. Ya Bülent Yıldırım şeye geçti. Yani yayıncı kuruluşu oldu melaike ya. İnanılır gibi değil ya. Galatasaray'ın şurada sarı kart görmesi lazım. Galatasaray'ın burada sarı kart görmesi lazım. Burada kırmızı kart. Galatasaray'ın burada... Sen hakemken niye göstermiyorsun? Sen hakemken? Madem onlar penaltıydı. Senin hakemliğinin bitme nedeni zaten Galatasaray Beşiktaş maçı. Hakemliğini bitiren Beşiktaş'ı yaktığı maç. Değişen bir şey yok işte. Ben buralar müdahale edilecekse Cumhurbaşkanı şu bu falan. Bir ama olur. Biraz ülkenin diyor mu? Ülkenin artık bunlar. Tabii. Yani her yer dökülür. Tabii canım. Ülkenin sıkılması lazım. Ya da buna yani çoğunluk isteyecek. Buna, evet. Her yer dökülür. Yani bunu %20'lik, %25'lik Fenerbahçe tarafı istediği zaman düzelmez. Tabii canım. Biz istek bir bok olmaz burada. Yani biz duygusal davranıyoruz. Abi. Bak ben Ali Koç'u korumak için yapmıyorum. Az Yıldırım zamanında da yapıyorlardı Erdem bize. Az Yıldırım zayıf tabii, bir tabii, adamdı. Tabii, o zaman tabii, da yapıyorlar. Tabii. Ya bunu ülkenin düzelmesi evet. Güzelce. İşte diyorum ülkenin nereden tutsan elinde koy. Ülkenin ekonomisi de kötü. İşte halleri, durumları görüyoruz. Hepimiz yaşıyoruz. Yani burada olmayanlar da görüyor, biliyor işte. İnsanlar öldürülüyor, o oluyor, bu oluyor. Sokaklar bile bir şey olmuyor. Yani bu kadar sıkıntılı olduğumuz bir dönemde hani futbolun da tertemiz olması zaten işin doğasına aykırı. Yani ülke bu kadar Türkiye'de futbol önemli şeylerden bir tanesi yani. Yani manipüle etmesi çok kolay, çok basit. Yani milyonları ilgilendiren falan bir şey. Eğer biz mücadele edeceksek tabii ki Ulaş'ın dediği doğru yani ülkenin bir komple dirilip toparlanıp ayağa kalkması lazım. O ayrı bir konu. Ama
Abicim müdahale edeceksin işte, bu hakemler buradan çatır 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 nasıl birden yukarıya doğru çıkıyor, veya işte buraları müdahale edeceksen buralar işte MHK'se MHK, federasyonsa federasyon, nasıl bu işler bu hale geliyor, oralara böyle nokta operasyon yapma, öyle hani eskisi gibi bak ülkemizde önceden alıyorduk 5000 tane tanklı Irak'a Suriye'ye giriyorduk, şimdi hop yukarıdan yolluyorsun, baba gidiyor evin bahçesinde vuruyor insanı, sen git oraya, o gücün varsa oralara operasyon. Eskiden ajan yolluyorlardı, ajanlar vuruyordu, bu Münih filmini izleyin abi. Evet. Filminde değil mi Bağış? Eskiden ajanlar evet. Gidip vuruyor. Şimdi dronelar vuruyor. Adam da yollamıyorlar. Tabii. Oturdun yerde evin yani. Bahçesinden. Adam oturdu yerde vuruyorsun. Sen de gideceksin. Eğer bir gücün varsa yapabiliyorsan yaptırabiliyorsan. Hani derler ya bir hastanede başhekim tanıyacağına bir hasta bakıcı tanı. Sen git abi gücünü kullanabiliyorsan. O MHK artık federasyon kurumlar o kararlar nasıl alınıyorsa oralara müdahale et abi. Yani yapanın yanına kar kalıyor abi. Biz senelerdir burada isyan pozisyonunda. E bugün de yani alabilirlerdi abi yani. Son dakikada vurduğu topsuz Amrabat'ın ayağına çarpıp direği çarpıp dışarı çıksa ne olacak? E bugün burada işte Mourinho öyle kötü oyuncu hoca. İşte bu çok kötü vurdu. Öbürkü çok kötü futbolcu. Bunları konuşacaktık. Bunların konuşulması da istemiyor. Bu da çok belli. Zor ama yani biz şampiyon olmamız, bir şekilde şampiyon olmamız lazım ki bu camianın üzerindeki bu kırılganlık, sıkılganlık, bıkkınlık şampiyonluğu imkansız kılan aslında senin oyun ya da ligin şeyi değil abi, özellikleri değil. Tamamen hakem gerçeği. Yani ben diyorum ya bunlarla uğraşamazsın. Hani bir iki maç işte diyor ya Sofyanavar çıkıyor, olur. Karakter gösteriyor. Ya bu maçta Fenerbahçe'li o ne oldu ya? Sesi kapattım yanlışlıkla. Kusura. Bu maçta 2-3 tane kırılma anı vardı ya. Yani normal şartlarda zaten hiçbir oyuncu kitlesi bu kadar toplu şekilde bu kırılma anlarına verir. Anlık böyle birden bir reaksiyon vermez zaten. Bak birinci golle ikinci golün arasında kaç dakika falan var? 5 dakika falan var mı? Yani maçı hani tabii o ilk golde penaltıların arası o bile ne yok. Yani reaksiyonu veremiyorsun yani artık. O kadar seni şey yapıyor, demoralize ediyor ki pozisyon, ikinci penaltı yapmak zorunda kalıyorsun. Ondan sonra işte 2-2 oluyor. Yani şut yönetmek de kolay değil. Değil abicim. Hocam şöyle, da aynı şeyi yaşıyor. Sen de onu yaşıyorsun. Sağdaki topçusun, Fenerbahçe topçusun. İlk yarıyı deplasmanda 1-0 önde kapatmışsın. İkinci yarı da iyi başlamışsın. Biz yani o penaltılara kadar da 3-5 dakika iyi oynadık yani. Abi 5 dakika aradan geçiyor. 2 tane penaltıyla cart 2-1 mağlupsun. Deplasmanda zor bir deplasman. Şehir deplasmanı zaten Trabzon onu bekliyor. Oradan tekrar geri dönmek. 2 senedir bunu yapıyoruz. Ama abi biz yani biz nasıl mücadele edeceğiz bilmiyorum. Edemeyiz abi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Abi senin... Ceko. Söyle. Ceko Abdülkadir Bitigen'e Bitigen nereden çıktı ya? O kadar kötü hakem var ki. Kötü olanı. Evet bir giydirdi ona da. Dedi ki sağdaki hakeme yazık dedi. O daha genç bir hakem. Yani 26 yaşında. Benden 13 yaş küçük. Yani hata yapa yapa öğrenecek. Daha genç bir hakem. Ama dedi yani biz burada futbol oynuyoruz. Ne bu ya? Bale mi? Ha işte ufak kontak penaltı. Ufak kontak penaltı. Her dakika çağırıyorsun olmayan penaltıyı verdirtiyorsun. Bu çocuk kendisi hata yaparak öğrenmek zorunda zaten deyip giydirdi bir güzel. Ya doğru bu arada aynı şeyi Ceko'da aynı şeyi düşünüyorum. Ben bugünkü hakeme şahsen üzüldüm. Ben bugün üzüldüm ya. Sağdaki hakim. Maçın en başında adamın şeyi iyiydi çünkü. Modu falan da iyiydi. Sonradan o da kontrolü kaybetmeye başladı. Bütün sorumluluğu öbür tarafa verdi ya. Bütün sorumluluğu VAR'a verdi o ya. E ya bir ara böyle şey gibi oldu. Grogi olmuş boksör olur ya böyle yumruk yersin. Aynen. Oyunu var ya faul VAR diye durdurmuyor. Oyunu kontrol etmek için faul veriyor. Yani oyunda başlasın tabii, ki diyor. Ben bir kontrol edeyim. Evet. Çünkü çok fazla hızlı. Evet. Dursun o. Tabii. Kaybetti işte. O da kaybetti yani. Genç hakemdir. Normaldir. Yani şeyler abi, falan şey. Normal olan var. Kısım ne biliyor musun? Bu maç Fenerbahçe Beşiktaş maçı gibi bir maç değil bu. Bu Trabzon. Geçen seneyi hatırlayın. Bu çok yüksek derecede bir maç. Yani tabii şimdi, aynen. Yani bak, gerginlik maçı. Çok gerginlik maçı. Geçen sene hatırlayın kimdi? Halil Mutlu Eler'di değil mi? Yani bu adam bu adam kaç defa Şampiyonlar Ligi maçı yönetmiş bir adam. Yani iyi ya da kötü olduğundan da söylemiyorum. Yani en azından o mücadele bu hiç alakası yok. Ya ama Erkan orada şey sıkıntısı var. Ben şimdi orada da çok fazla bir şey diyemiyorum. Çünkü o zaman da kaşar hakem verdiğin zaman bu sefer de o da maçı kendisine yönetmeye çalışıyor. İşte, neden yabancı hakem? İşte bu yüzden yabancı hakem. Sende yeteri kadar insan yok. Tabii.
Abi İpmelik bu maçın önüne dönmüyor ki. İpmelik zaten vardı. Vardı dönüyor tabii canım. İşte yani. Vardı şeyi bitirdi işte. Var bugün orta hakem resmen yedi ya. Yani var orta hakem. Ya bir şey söyleyeyim mi? İkisi de boş ya. Allah'ınızı severseniz. Şimdi demagoji yapmayın. Var da bok gibi, o da bok gibi abi. Amrabat'ın pozisyonunu var mı verdi fal diye. Orta hakem gençmiş de yazıkmış. Oğlum, orada siktirsin gitsin yapamıyorsa amına koyayım. Bana ne? Neymiş gençmiş diye. Ben amına koyayım gençmiş diye yazıkmış. Amına koyayım gençse yazıksa çıktım ben yapamam aynen. Desin. Ben niye kalp krizi geçiriyorum maç izlerken? Neymiş efendim? Trabzon'un şeylerini görür. O sayının önünde kırmızı kartını görmüyor. Aa genç yazık ama Trabzon'a iki penaltı çalır. Onlara VAR'a gider. Öbüründe bizimkinde demez VAR'a sormaz herhalde. Yani bir gelin aynen, diye demez. Çağırın demez. Spikerim gençmiş abi ne genci. Abiciğim bu hakkımızı yesin. Neden genç? Niye onların hakkını yemiyor genç diye? Abiciğim o hakkını yasa o diye hakkını yasa VAR'da da senin orada ona çarpman lazım. Ya geç VAR. Abi ikisi de yedi ya. Yok VAR pismiş de orta hakeme yazıkmış. Oğlum, i̇kisi de birbirinden beter bu kadar basit. Ya, şu an şey gibi oldu sende işte. 22 yıldır sıçtılar ülkenin ağzına. CHP de kötü. O mevzuya döndü yani. Abi hakeme tecrübeli herif FIFA hakemi Avrupa'da maç yönetmiş. Sorumluluğun %80'i onda yani şu maçın ağzına sıçması. Ya tabii canım da hayır. Bir de zaten abi daha bokan tarafı mesela Atilla Karaoğlu'na mesela. Ayrıca abi mesela Atilla Karaoğlu'na mesela şu maça gerçekten maçına kim olarak mesela vermek de istemezsin biliyor musun? O gider maçı çünkü kendisine yontar tamam mı? Maçı şey yapar böyle. Hani kendisinin istediği skora bağlar yani. Hani top da oynatmaz yani sana. Sen, ya Türkiye'nin durumu bu yüzden bu kadar kötü. O yüzden sana yabancı hakem lazım. Adımı VAR'a koyuyorsun. Kafasında tilki var. Sahaya koyuyorsun. Kafasında tilki var. O zaman ne yapıyorsun? Genç hakem koyuyorsun. E genç hakem de kaldıramıyor abi şöyle maçı. O zaman getireceksin abi yabancı hakem. Abi genç hakemi kaldıramadığı bir şey yok ki. Genç hakemi zaten bu duruma yani bak bu adamın Atilla Karaoğlu'na soktu zaten. Tabii. Yani iki tane penaltıya gitti. VAR çağırdı. Senin için penaltını çağırmadı hakemi. Hakem demiyor ki. Aynen öyle. Tamam o ilk penaltıyı gördü abi. Hadi bak dediğim gibi ikincisi gri bir şey diyemem. İlkini gördü çıktı verdi. Vermesi lazım değil ki. Bana göre abi, penaltı değil der devam eder. VAR'ın açısı yok. Ya bak. VAR da VAR abi. VAR'ın zaten VAR'ı zaten konuşmaya gerek yok. Atilla Karaoğlu'nun işte, zaten niyetini herkes biliyor. Ama öbüründe atlıyorsunuz abi böyle. Abi bak ben abi falan mevzu şu. Ya bir dakika Onur abi hayır abi VAR'daki veremez. Yani, çağırır. Sen orada yani, dersin ki bana göre abi, penaltı değil abi, dersin abi, devam edersin. Ben şunu söyleyeyim. Bak bence maçın hakeminin hakeminin kalibresi bir maç değil zaten. Başta zaten yanlışı yapmışlar. Şimdi hakemin İlk pozisyonda penaltı vermemesi, oyunu devam ettirmesi doğru karar. Sen nasıl çağırıyorsun zaten ya bu hakemi? Şimdi sen adamı çağırdığın zaman otomatikman diyorsun ki zaten penaltı var. Çünkü ne diyorsun ben %99 eminim bu pozisyona gel bak penaltı var. Aynen diyorsun. Ben bütün açılardan izledim. Evet. Ve daha kötüsü şu abi. Arada kıdem farkı olduğu için o hakem zaten otomatik olarak zaten oraya şeyle gidiyor. Ulan benim üstümdeki adam bana bunu söylüyor diyor. Zaten vardaki yanlış adam bir tanesi de o. Yani, kıdem farkı koyuyorlar VAR'a. Hani aynı derecede hakem koymuyorlar. Mesela adam gerçekten Atilla Karaoğlu'na burada itiraz demez o hakem. Şeyi merak çünkü ediyorum. O hakem genç. Türkiye'de VAR'a gidip de penaltıyı vermeyen Fırat Aylı Mustafa başkası var mı? Yok. Cüneyt Çakır var. Penaltıyı vermeyen var ama Beşiktaş maçında da kırmızıyı vermedim var. Tamam yani o Atilla Karaoğlu'nun işi. İşte o da Atilla Karaoğlu'ndu mesela onu vermeyen. Aynen abi bu eşekti o biliyor musun? Bu eşekti o ya. Gitti dedi ya şiddetli vurmuyor dedi ya kafayı. E tamam yani, işte işine gelince vermiyorlar. Abi ya, klavyeyi, ama abi sen şu... O klavyeni mi mikrofonu mu kapatırsın? Sen şeyi ya. Anlamıyorsun. Bu tür şey Türkiye'de mesela VAR uygulamasının yanlış olması sebebi ki en başından beri böyle. Şimdi Atilla Karaoğlu FIFA ve tecrübeli bir hakem. Sen tecrübeli hakemi o çağırdığı zaman otomatik olarak onu baskı altına alıyor zaten. Ya Türkiye'de zaten VAR'ın kıdem yanlışın yani kıdem olarak kullanılması yanlış da burada. Çünkü o hakem onun otomatik olarak üstü zaten. O onun üstü olduğu için adam otomatik olarak kendini ona teslim ediyor belli bir yerden sonra. Ve bu VAR ilk geldiği günden beri bu arada bu şekilde yapılıyor. Yani VAR ilk geldiği günden beri mesela yurt dışında VAR'a o yüzden aktif hakem hiç koymazlar. Yurt dışında VAR'a hep emekli hakemleri koyuyorlar. Ya VAR'ın şey hakemi ya, VAR hakemi zaten. Orta hakem. Herkes rolünü biliyor yani. Adam kendini VAR olarak geliştiriyor. Ya mesela yan hakemi sen gidip orta hakem yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Çünkü VAR'daki bakış açısıyla, oradaki karar verme mekanizmasıyla sahadaki hakemin karar mekanizması aynı değil. Onun için buradaki deneyim faktörü çok önemli. O adam diyor ki benim sakin kalıp
10 saniyede pozisyonu daha izlemem lazım. Orta hakem aynısı değil. O saniyede görüp çalması lazım. Şimdi bunu iyi idrak edeceğiz. Bak var gerçekten bir ülkede futbolu hangi ülkede zarar veriyor desem ben sana diyeyim ki yani kendi gözlemlerimden bahsediyorum. Türkiye'de inanılmaz zarar veriyor futbola. Futbolu abi durduruyor. Çünkü operasyonda kullanıyorlar. Evet adamlar operasyonda kullanıyorlar ya. Tabii. Yani adamlar yurt dışında varı zaten adilleştirebilmek için kayıtlarını açıklıyorlar. Maç anında canlı görüşmeleri koyuyorlar. İşte yukarıda çok kısa süresini veriyorlar. Ona karışırsın diye buna karışmazsın diye protokollerin Türkiye'de öyle bir şeydi ki. Türkiye'de var hakemleri kafasına göre karar verdi. Bir de var hakemlerinde şöyle bir şey var. Canlı yayına da çıkmadığı için, kameraların karşısında çıkmadığı için orta sahaya bir keyifleri de yerinde. Orada asıp biçiyorlar. Yani mesela geçen sene yabancılar geldiğinde vara bu kadar şey olmuyordu. İnsanlar penaltı dese de insanlar bir şekilde için abi yabancı hakem gördü diyordu bu arada. Tabii yani şey, abi Sivas maçında oldu işte mesela. Ama biz isyan etmedik abi. Neden etmedik? Çünkü şeyden dolayı etmedik. Yani hani ulan hakemdir hata da yabancı hata yapmıştır ya adamın kafasında tilki yoktur. Şimdi abi ben en büyük zaten sıkıntı bu. Tekrar söyleyeyim yani. Mevcut hakemlerin var hakem olarak kullanılması çok yanlış bir şey abi. Çünkü bu adamlar otomatik olarak kıdem olarak daha üstte oluyorlar. Yani orta hakemden kendisi yaşça ve şeyce büyük olduğu için, tecrübece büyük olduğu için gidiyorlar abi şey yapıyorlar. Orta hakemleri baskı altına alıyor var hakemleri. Düşünün Fırat Aydın sonra seni çağıracak, aksini söyleyecek. Aynen öyle ha. İşte, bir de Fırat Aydın faal hakem olacak. Yani faal hakem olacak. O yüzden mesela bunu geçen sene federasyon bir noktada düzeltmişti. Emekli hakemleri koyuyorlardı oraya. Ondan sonra ondan da vazgeçtiler. Şu an abi faal hakemlerin var hakem olması dünyanın en saçma işlerinden bir tanesi. Dünyada da örneği yok yani. Dünyada hep var hakemleri var operatörler. Aslında hayvan gibi askeriye gibi kıdem var devletçilik. Aynen abi tabii canım ben o yüzden söylüyorum. Asile kara olan kardeşim kıdemi midemi sal git ya. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu ülkede zaten operasyon için kullanılıyor diyor ya. Doğru şeyi söylüyor. Adamların mantalite niyeti çok farklı. Yani orada bak. Evet farklı şey. Bu ülkede ben size bir şey söyleyeyim mi? AVAR diye bir şey var. Gol teknolojisi yok anasını sattım ülkesinde ya. Yani biz 10 senede kendi istediğimizi mi aldık? Anlamadım o kısmı. Geçen hatırlıyor musun bir gol olmuştu. Bizde o teknoloji yok. O teknoloji de çok pahalı bir teknoloji değil ha. 40-50 bin dolardan bahsediyorsun burada. Yani maçtaki o gol sen hatırlıyor musun Barış? Bize 3 hafta önce. Lan. Yok ama GLT zaten GLT çoğu yerde yok ya. Onun karşılayacak altyapıyı çok kolay kolay yapmıyorlar. Yani abi GL ya goal line teknoloji artık var üzerinden bakıyorlar. Yani linkler en azından yoksa yok yok hala. Yok İngiltere yok hayır İngiltere daha şey var. Nasıl abi İngiltere maçında birkaç golü yedik de var verdi ya golü. Hayır abi ben sana söyleyeyim İngiltere goal line teknoloji yoktu. Hayır. Hakem devam ettirdi sonra var golü verdi. Ha, hayır Varın ben diyorlar. Şeyden bahsediyorum. Gerçek teknoloji. Yani goal line teknoloji yok. Tamam zaten onu diyorum işte GLT gerçekten İngiltere'nin yaptığı gibi hakemin koluna saate şey gelir uyarı gelir saate. Hakem orada golü verir. O GLT teknolojisi de orada zaten. İçi var da var mı? Bizim ben söylüyorum. Bağış konuşuyor ama. Abi o İngiltere'lik sistemi. Kıkıp gireyim ben abi. Stop'ların yarısına zaten Çingiller gece girer çalar ama abi. Tabii canım ya bize Türkiye'de uygulanabilecek bir şey değil o. Yönetim galiba Trabzon'dan ayrıldıktan sonra konuşmayı düşünüyor. Benim tahminim o yani orada olur da bir terslik bir şey çıkmasın diye mi bilmiyorum tam anlamadım. Benim en büyük korkum gene ellerine megafon falan verirler de bir sıçarlar ağzına. Takın. Yok ya yapmazlar. Yok, şey yapmazlar. Zaten Mourinho gazını aldı şimdi. Yönetimde cihazını çeker bitirir işi. Mourinho gaz aldı ya. Açıklamayı Mourinho bence hepsinden daha sesli ve gür yapıyor. Yönetimin yapması gereken şey açıklamadan ziyade icraat. Ama şimdi o da ceza yani alabilir bence... biliyor musun Onur? Onu da çok konuşturmaman lazım ya. Alacak zaten muhtemelen bugünden sonra alır. O bir de gol sevinci. Tabii canım. Yani, oğlum adama şey enistesinde fuck you falan dedi. Ya der abi. Fuck off dedi sonra küçük bir şeyler yaptı. Orada fuck off küfür değil ha beyler yani. Onu da söyleyelim. Hani bilmiyorlarsa. Yok. Yok Fakop ileriye gider misin lütfen? Aynen demek. Hafif yana çekilir misin oyuncu geçiyor oradan falan. Abi Trabzon lobisi. Ya mesela burada abi. Bankaya giriyorsun ya önündeki adamı diyorsun hani Fakop ben hani geçeyim şuradan aynen. Anlamında. Ya da bozu. Adam da okey diyor geçiyor yani öyle küpür falan. Oğlum değil. Adam fak dedi diye kaç maç oynatmadı Freddy ya yani. Boş verin. Aynen ya abi. O yüzden hadi Mourinho ceza verirler. Abi niye Mourinho ceza verdi? Adama dedi ki şey Okan Buruk ne Portekizlisi dedi. Onlardan ha, evet. Çocuğu dedi UEFA salak mı da vermiyor da senin TFF'm veriyor buna. Abi konuşmasından vermeyecek cezayı. Neden çıkarken
soyun odasına girerken el kol hareketi yaptı ya tribünlere. Oradan ver geliyor. Tabii abi, onlar, orada onlar selamladı ya. Tamam abi, bir 10.000 TL versin Erkan selamladı abiyle, biz yarı yarı öderiz ya. Selamladı Trabzonları ya. Ya normalde 117 bin lira cezası var şimdi bu işin. Düşündüğün zaman. 117 bin lira cezası var. 117 bin lira vermesi lazım ama şey yapmazlar. Hocaya yani koymaz ya, ödesin. Yok Mourinho'ya o... Aynen Mourinho'ya yani direkt şey yapardı. 3 maç verirler. Takdim ederler, bir maçı indirirler. Niye Okan Buruk'a hiçbir şey vermediler işte bir... Ya bizim için o Okan Buruk. Okan Buruk abi de özür dileyeceklerdi o. Utanmasalar. O Okan Buruk abicim, o Okan Buruk. Bu Mourinho. Hasan burada mısın? Sana bir şey sormam lazım. Bir de Erkan şöyle şey, Okan Buruk'a ceza vermenle Mourinho'ya ceza vermen aynı şey mi? Düşünsene. Hasan'ın Mourinho'nun o... Hasan'ın Mourinho'nun o ikonik... Gol sevinci az bir Alper'i yaklaştırmıştır ya. Şimdi de oraya doğru bak. Kutlama adamı. Zaten ben bugün yaklaştık ya hocayla. Şeyi biliyorum ama. Diyorsun. O hani dizinle kayıp Hasan düştü ya. Onu geçen daha önce de yapmıştı. Hasan konuşuyor mu? Konuşuyor abi. Konuşuyor mu abi, duymuyor mu? Çık gir yap diyor. Hasan, yok yok, konuşması bitsin. Sonra konuşması bitsin. Ha. Kesin oyuna çağıracak. Vallahi bir şey yapıyorsanız çıkın gidin hemen. Günlerde konuşuyorsanız konuşun, oynayacaksanız. Ya hocam çok ya. Büyük ya. Kaybettiğimizde buradayız. İstanbul Üniversitesi kahve içer Erkan, ne alakası var? Ya oyun oynuyorsanız tamam çıkın oyununuzu oynayın, onu söyleyeyim ya. Bir şey mi söyledim abi? Ya ne oluyor, oyun oynayınca ne oluyor, sana ne oluyor? Tamam abi, git oyununu oyna diyorum, bir şey demedim ki sana zaten. Sana ne, ister oyun oynarım ister yemek yerim yani, ne alaka yani? Tamam abi, git oyununu oyna diyorum sana zaten. Ne demek oyun oynayın? Neyse, konuşmak isteyen birisi var mı? Söz alsın. Abi ben gireyim mi ya? Gir hoş geldin canım. Hoş buldum, nasılsınız demiyorum çünkü harikasınız bugün. Abi ya Allah çarpsın, ben yıllar sonra ilk defa son dakikada bu kadar bağırdım ya. Yemin ederim evi var ya inlettim, sesim kısıldı, alerjim tuttu, burada öyle triplere girdim. Ya muhteşemdi ya. Yani biraz sizi çok dinledim, geriye sarıyor gibi olacağım, kusura bakmayın ama bu içimdekini de buradan dile getirmek istiyorum. Ya takım inanılmaz bir karakter koydu ya. Hakikaten yani muazzamdı. Ya o Amrabat Allah çarpsın sanki 20 yıldır Fenerbahçe'de top oynuyor. Nasıl bir azim, nasıl bir mücadele, böyle bir hırs, şevk. Yani takımı da o orada yediği sarı kart, okey sarı kart değil, karar yanlış ama verdiği tepkiyle takımı ateşledi falan böyle. Yani inanılmazdı. Tadiç'in attığı pas. Hani savunmadan bahsetmiyorum. Savunmamız çok kötüydü ama hani genel anlamda ben hataları çok konuşmayacağım. Çünkü abi inanılmaz bir karakter koyduk ya. Hatta az önce bir kilo hamsi siparişi verdim. Birazdan gelir sipariş. Karnım da acıktı. Yani o kadar keyif aldım ki abi anlatamam ya, yıllar sonra. Yani ama burada tabii gene konuşmamız gereken bir nokta da şey. Maalesef yönetim ve hakemleri de konuşmadan geçemeyeceğim. Önce takımla ilgili şu sevincimi bir aktarayım dedim abi. Ondan sonra şimdi hakemlere de zaten siz yeterince de girdiniz. Yani bu lige baktığımda... Ha, pardon bir dakika, Mourinho'yu geçmeyeyim. Şimdi Mourinho'da harbiden yani ben demişti ya işte it's my skin demişti, hatırlıyorsunuz değil mi, forma için falan. Harbiden de bu adam bunu yaşıyor yani. Şu an bunu bu maçta da verdi, sonuna kadar da çabalayacak. Yani bu belli. Hataları olur, iyi top oynatır oynatmaz, bu ayrı bir konu. Ama ben bugün bir karar aldım abi. Yani senenin sonuna kadar... Gerçekten bu takımı kötü de oynasa iyi de oynasa sonuna kadar destekleyeceğim. Gittiği yere kadar gitsin abi. Sonuçta biz bu adamla bu sezonu kapatacağız. Çünkü abi Fenerbahçe ile uğraşan bir takım değil, iki takım değil. Bütün ligi uğraşıyor. Lig bitmiyor, hakemler uğraşıyor, yapı uğraşıyor. Biz kendi içimizde kendimizi yersek abi zaten başarılı olma ihtimalimiz %1 bile. Bileyse bile onu da kaybedeceğiz abi. O yüzden ben bugün tekrardan gördüm ki tekrar biz dipdiri durmamız gerekiyor. Çaka gibi olmamız gerekiyor. Bunu fark ettim. Vallahi çok çok mutluyum abi. Çok güzel bir gün benim için. Uykum kaçtı ama mutluluktan uykum kaçtı, öyle söyleyeyim yani. O yüzden hepinizin ağzına yüreğine sağlık. Benim biraz alerjim var bugün. İyi değilim. Hamsiye mi? Söylemek niye istedim. Alerjim var senin bu? Vallahi abi toz oluyor. Böyle evde zaten sağ olsun biraz toz tutuyor. İşten geldim 2 saattir alerji. Yarım saat gidiyor, yarım saat geliyor. Hamsiye alerjim yok abi. Şimdi hamsi yiyeceğim. Öyle bir yiyeceğim ki yani anlatamam. Hani acayip mutluyum ya. Hepinizin yüreğine sağlık abi. İnşallah daha iyi olacak ama tabii bu hakemlerle, bu yapıyla
Yani yönetimin susmaması lazım. Konuşup yıkması gerekiyor. Bir tane vardı, oğlan vardı çünkü. O oğlan da bir daha bizim maçlarımıza gelmemesi gerekiyor. Düdüğünü de astırmaları gerekiyor ama ya bilmiyorum. Ya şampiyon olamayız düşüncesi sadece bu lanetlerin yüzünden var abi. Yoksa başka bir şey değil, biliyor musun? Yani sadece bu lanetlerin yüzünden. Ben biraz dinliyorum abi. Yo, adına sağlık ya. Bizim yönetim ya, bence sonra açıklama yapar. Bir arkadaşlar sormuşlar da. Bence de ilk yaparlar ya. Terk ettikten sonra yaparlar herhalde büyük ihtimalle. Gereksiz kasmazlar. Ama ben açıklamalardan bıktım ya. Bak kazandık, rahatladım da hala benim o, yani sinirliyken biraz şey konuştum ama gerçekten hala abi icraat lazım. Bak konuşmak. Abi işe yaramıyor, çıkacaklar. Yine bunu yaptık, şunu yaptık. Konuşmak kazandı abi. Şey abi şunu yaptık, bunu yaptık. Yok işte yapı gidiyor falan filan. Abi her şey, adamlar bitiyor dedikten sonra 10 kat daha beter oluyor. Daha ne olur diyoruz. Bak yemin ederim daha ne olur diyoruz. Daha beter oluyor herhalde. Bundan bir tık üstü top herhalde ne bileyim out'a falan çıkacak. Hakem gol verecek. Yani başka bir şey düşünemiyorum. Çünkü penaltılar, kırmızı kartlar, es geçilen olmayan penaltıları vermek. Ya daha ne olabilir bir futbol maçında? Bir tane bile, bir tek maçta oldu bunların hepsi ya. Ve hala çaktık bu arada. Evet. Erkan abi bu arada sahne bizim. Niye? Kaybettiğimizde linç ediliyoruz. Hocamızı biraz yani sıkıyorum ya, değil mi? Ya tabii sıkıcam hocam. Doğru işleri yapınca söyleyeceksin kardeşim. Bugün Livakovic'i bile mesela unuttum. Oyunun... Abi Liva müthiş bir tane çıkarttı ilk yarıda ya. Abi geçen sene bu kadar... Ters ayak yakalandığı maç. Ama linçlenen bir oyuncunun bu seneki performansı ya inanılmaz bir şey. Siyah ve beyaz kadar. Aynen. Allah nazardan saklasın. İyi oynuyor. Abi hoca gerçekten çok sahiplenmiyor mu ya? Bu hareketleri, bu eski gençlik yıllarındaki gibi koşması sevmesi. Ama bu maç sadece yani bir son 1-2 maçtır o gazı görüyoruz ya. Ben ona çok eleyim. Ben biliyorsunuz herhalde. United maçında da vardı Onur abi. İçinde en çok isteyen belki gelmesini yani muhtemelen. Neferiyiz yani hocanın her zaman ama ben Lille maçından sonra bir de belki United maçı onun hikaye maçıydı zaten. Göremiyorduk yani bu hırsını, bu motivasyonunu. Bugün bu maçta bunu görmek çok mutlu etti. Yani demin de onu konuştum maçtan sonra. Lig maçında da turun gideceğini anlayınca 3 santrafor soktu. Top tüfek ne var ne yok. Sağda solda bağırıyordu millete. Hucum hucum diye. Bugün de daha ikinci penaltı atılmamıştı. Yani ikinci penaltı verildi. İkinci penaltı atılmadı işte. 2-1 olacak maç. Adamlar penaltı bitmeden bütün hucumcuları yanına çağırdı. Cekos'unu, İrfan'ını hepsini yanına topladı. Kostiçi. Penaltının peşine hemen pat değişiklikleri yaptı. Direkt takımı, hücum takımına döndürdü ve kenarda izlediğim zaman da sürekli takıma ileri çıkmalarını, yani gol bulmalı. Yani hoca buraya zaten 3 puanı kafaya koyup gelmiş. Yani kendiler aralarında konuştuklarında ya buradan 3 puan alınmazsa bu ligin burada biteceğini söylemişler hocaya ki ona göre bir çıktı sahaya. O çok hoşuma gitti. Hareketli ya, tavırları istek bekliyorum. De vardı Onur abi, değil mi? Şeyi de gördüm ya. O ya motivasyonu geldi. Fena kaybettim. Abi şeyi inanmıyor bir kere. Hem açıklamasını bunu anlıyoruz. Yani bu adamlar çok üst düzey futbol iklimlerinden geliyorlar. Bu yani bu Mourinho'nun bu operasyonu Fenerbahçe 3 kere yapsın. Hani Mourinho 3'ünden sonra sikerim böyle işler. Bırakır yani. Nereye kadar bunu şey yapacaksın? Bu mücadelenin içinde tutacaksın. Mesela Jesus böyle olmamıştı. Yani bu çünkü yaşanan şeyler çok düzgün şeyler değil ve üst üste olması adamın bir yerden sonra da motivasyonunu kırıyor. Tabii bunu işte nasıl motive ediyor? Yerli hocaların, yabancı hocaların en büyük farkı bu. Yerli hocalar bunu çok iyi bildiği için buna göre hazırlıyorlar. Yabancı hocalar öyle değil. Abi bu adam da ilk defa deneyim yaşıyor biliyor musun? Hani futbolcuya bu tabii ki. Futbolcu bunu anlatıyordur biliyor musun? Geçen bu seneki hakemleri falan. Hani yöneticiler anlatıyordur, oyuncular da anlatıyordur. Mourinho bile ne şaşkınlıkla. Hani bilmiyorum bugün... Dedi ya zaten abi adam diye. Bana az söylemiş herhalde. Bunun yarısını söylemiş. Ya bence o Mourinho'nun şeyi ama bu hayır arada. Abicim, bire bir insanı yan bilir hayır, abi. Ene, bire orada bir. Yönetime çakmıyor gerçekten. Hayır çakıyor şey ya. Hayır canım yönetime çakıyor. Hayır yönetime çakmıyor canım. Şöyle yönetime yok şey Erkan abi orada ne yapıyor? Tamam Mourinho. Dur, söyle tamam buyur. Ya kardeşim sen birebir yaşamadığını başkasından duyduğun zaman aynı şey değil. Sen birebir yaşadığın zaman çıldırdığın anlar sana söylenip ah diye öyle dediğin an aynı şey mi? Adam birebir yaşıyor sahada onu. Kafayı yiyor adam yani. Hayır. Hani yönetime abi, de... Yönetime çakma sebebi o eleştiriden dolayı değil ya. Siz doğru düzgün anlatamamışsınız ya. Bu farklı bir seviyeymiş diyor.
Ya işte ben onu şey diye algılıyorum. Yani abartmak için ödediğini düşünüyorum. Evet evet, yani yoksa anlatıldığı kadar var demeye çalışıyor ama işte o hocanın hocanın açıklamaları genel olarak böyle. Bir daha geçen de işte hakemi tebrik etti ya, herhalde gözünün arkasında, kafasının arkasında gözü var. İşte taç oynanırken benim hareketlerimi görüp bana kırmızı verdi falan. Adamın yani genel olarak böyle enteresan açıklamaları olduğu için ben onu Mourinho'nun algı taktiği olarak şey yapıyorum yani. Ben de yönetime laf etmek için değil, şey diye düşünüyorum ben de onu hani. Yani ya gazetelerde daha büyük bir manşet çıksın Bahşi abi. Yani manşeti söylüyor yani. Adam. Bu arada ha, manşeti söylüyor, buraya düştü bile burada. Bir tane sitede gördüm bile. Ya zaten İngiltere'de galiba adamın her söylediği burada manşet oluyor herhalde ya. Abi, oluyor da bir yerde ya, de artık her gün aynı şeyi söylersen bir anlamı kalmaz. Söylüyor işte, TNT'ye çıkıyor söylüyor. Oraya çıkıyor söylüyor zaten adam. Yani kariyeri boyunca hep aynı şeyi söyledi aslında. Tabii canım. Guardiola falan dalga geçiyor ya kendisi. Ya tamam, İngiltere Ligi'nde milletler ya oturup her gün hakem konuşacak halin yok. Ama Türkiye Ligi çok farklı işte, onu söylüyorsun. Ama her gün de seninle aynısını konuşamazsın yani. Ya işte o da her gün lafı değiştirip konuşuyor. Acaba Türkiye'nin üstünde bir çapta üstü çok saman akım memleketi. Hükümet eli koyar futbol ligi. Şey. Koyar ya, bu kadarına koyar abi. Çünkü niye biliyor musun? Der ki burada bu bahis şikesi falan bile olabilir. Çünkü inanılmaz hatalar var. Orada yılda bir kere oluyor. Abi orada yılda bir kere oluyor. İşte Liverpool'un offside pozisyonu vardı. Yılda bir kere oluyor. Bütün sezon onu konuşuyorlar. Onun üzerine plan yapılıyor. Lan biz de burada her hafta yaşanıyor bunlar. Abi sen bugün şampiyonluğa giderken bir planlaman ne biliyor musun? TFF ile mi vereceğim mücadele ya? Böyle bir ülke var mı hiç? Ya takım şampiyonluğa giderken TFF ile nasıl mücadele vereceğiz? Onu bilene planlaman lazım. Bu arada ben hakem hatası konusunda İngiltere'nin de çok masum olduğunu düşünüyorum. Ama adama geç hata yapıyorlar. Abi zaten mevzu ona ibaret. Hata olduğunu kabul edersen bütün futbol otoriteleri düzeltmek için şey yapabiliriz. Futbolun içinde hatanın da, yani hakemin hatasının da futbolun içinde olduğunu kabul eder. Bu art niyet abi. Bizdeki başka bir şey. Bizdeki de art niyet ya. Bizde şey gibi değil. Bizde hata yok yani. Bizde ya zaten sonra şey. Oradakinin hata olduğunu nereden anlıyorsun? Öbür gün gitsin Liverpool bir tane kara borsa çetesi kursun abi. Ondan sonra gitsin sırtına bir tane Sixo Curaçao lisanslı illegal kumar sitesi reklamı yazdırsın. Onları federasyonda baksın böyle. O zaman anlarsın onda art niyet olduğunu zaten. Oradan biliyorsun hata olduğunu. Tabii canım, onlarda şey. Onlarda bedeli de abi ya, orada hata bilene şöyle yapılmıyor yani. Tek taraflı takım üstüne yapılmıyor. Yani sezonun bir ortalaması olsa %50 aleyhine, %50 lehine hatadır yani genellemede. Tamam. Burada öyle bir şey değil ki, tek taraflı ya. Tek taraflı. Ya bize benzeyen Avrupa Ligi şey. İtalya Ligi. İtalya Ligi o konuda bizle aynı. Hatta şeye girin bakın, dediğin gibi size hata kelime vereyim yani. Rigore kelimesini araştırın Twitter'da. Inter'le Milan'lar sürekli kavga ediyor. Şey diye. İşte Inter'e bunda penaltı çalınmıştı. Milan'a çalınmadı falan filan diye sürekli kavga ediyorlar onlarla. Onlarınki bize benziyor. Neyse galiba işte onlar falan boş geçti. Adamlar fikstürüne varasa kadar ayarlıyorlar. Yani hakemi mi orada manipüle etmeyecekler, kontrol etmeyecekler? Ya manipüle değil ki zaten. En basitini söyleyelim kardeşim. Fenerbahçe geçen seneye gidin bakın. Mesela Fenerbahçe maçı iyi yöneten hakemler oluyordu ara ara. Adamlara 3-4 hafta verilmiyordu. Bunlardan bir tanesi de yan hakemdi. Hatırlıyor musunuz? Penaltı vermiş bir pozisyonda. Adam kendi ağzıyla çıkıp söylüyor. Birebir içeriden adam dedi ki, kardeşim ben doğru penaltı kararı verdim diye cezalandırıldım. Böyle bir şey yok ki. Adamı şeye itiyorsun sen yani. Doğru ya da yanlış önemli değil. Fenerbahçe'nin lehine karar vermediyor zaten ya. Ali Koç'a çıkıp ondan sonra şey diyor ya. Ne o, yok mu şu ülkede bir tane dürüst insan ya diye. İçeride işte bulunuyor ya. Yok ya, ben şey Erdem abi gibi düşünüyorum artık bu saatten sonra. İyi niyet çatı, o da geçti, öbürsü de geçti. Yani artık siz beceremiyorsunuz bu işi. Ya uzak durmanız lazım artık ya bunlardan. Ama şunu da yapmayın be kardeşim, bu adamlar iyi niyetli. Ben sunumlarını gördüm, doğru işlere yok abi, öyle bir şey yok. Yaptı bitirdi, ondan sonra konuş. Bir en basitinden diyorum ya, doğru bir iş yapmasını mı istiyorsun sen? En basitinden diyoruz, temelinden yabancı hakemi getir zaten. Belki problemin %50'sini çözeceksin. Sen yani onu yapmadan başka işlere giriyorsun. Yok abi, ben gelirini nasıl artacağım? Ama zaten gelirinin artmama nedeni oyunun top süresi. 108 dakika mı 110 dakika oynanmış oyunda 40 dakika oyunda kalmış top zaten.